Selam arkadaşlar, kondansatörler konusunun ikinci bölümüyle gene karşınızdayım. Burada kondansatörleri üreteçler sayesinde ipleyeceğiz ve ardından bunları birbirine bağlama olayını gerçekleştireceğiz. Evet, kondansatörler üreteçlere bağlandığında üreteçlerin artı kutbu bağlı olduğu metal levhalarına artı, eksi kutbu bağlı olduğu metal levhalarına eksi yükler. Bunun sonucunda da kondansatörde yük depolanır demiştik. Şimdi V1 potansiyeli altında C1 sağlı kondansatörümü yükleyeceğim. Bunun yük değerine Q1. V2 potansiyeli altında C2 sağlı kondansatörümü yükleyeceğim. Ve bunun yük değerine Q2 diyeceğim arkadaşlar. Ardından bu kondansatörleri üreteçlerinden ayıracağım. Kondansatörlerin aynı levhaları, aynı cins yüküyle yüklü olan levhalarını birbirine bakacak şekilde bağlayacağım. Bir de zıt cins yüküyle yüklü olan levhalarını birbirine bakacak şekilde bağlayacağım. Bu durumda ne olacak? Kondansatörler birbirleriyle aynı ya da zıt levhalar fark etmez. Eğer Q bölü C oranları, yani potansiyel oranları birbirinden farklıysa birbirlerine yük alışverişi yapacaklar. Ardından bu yük alışverişleri sonucunda belli bir ortak potansiyelde bu alışverişi durduracaklar arkadaşlar diyorum. Burada bir kondansatör diğer kondansatörü yük aktararak yük dengesi sağlar demişim. Ve bu yük dengesi, yük akışı ortak potansiyel sahip olana kadar, yani iki kürenin birbirine dokundurulması gibi ortak potansiyeli sahip olunana kadar devam eder demişim. Şimdi burada bir görselde bir şeyler eklemek istiyorum arkadaşlar size. Onlar neler? Şurada bakın, ilk şekilde V1 potansiyelli üreticim artı kutbu sayesinde K levhasını pozitif, eksi kutbu sayesinde L levhasını negatif yüklüyor. Burada da artı kutbum M levhasını pozitif, eksi kutbum N levhasını negatif yüklüyor. Bakın buradaki bağlamada K pozitif, M pozitif. Aynı kutuplar birbirine bağlanmış, demek istediğim olay bu. Yani pozitife pozitif bakarsa toplam yük bölü toplamsa ortak potansiyeli veriyor. Eğer pozitif K levhasını negatif N levhasını bağlarsam, bu kez zıt levhalar birbirine bağlanmış diye düşünüyorum. Mutlak değerde yük farkı bölü toplamsa benim için gene ortak potansiyeli ifade eder diyorum arkadaşlar. Altta bunu örnek üzerinde göstermek istedim. Evet, işte bakın. KL, MN kondansatörleri sırasıyla 10 ve 20 voltluk üreteçlere bağlanmışlar. Kondansatörlerimi yüklüyorum. Aynı kutuplar ve zıt kutuplar birbirine bakacak şekilde kondansatörlerimi bağlayacağım ve ortak potansiyelleri hesaplamak isteyeceğim. İlk başta KL kondansatörüne depolanan yükü yazalım. 10 volt altında 2C sağlı kondansatörüm depolayacağı yük 20CV olacaktır arkadaşlar. 20 volt altında 3C sağlı kondansatörüm depolayacağı yük ise 60CV olacaktır. Daha sonra bu kondansatörleri birbirine bağlayacağız. Nasıl bağlıyorum? Düz bağlıyorum. Yani artı levhası artı levhası, diğer kondansatörün artı levhasına bakacak şekilde. Burada artı levham K'dır. Diğer sistemde ise artı levham M levhasıdır. K'yı M'ye bağlarsan düz bağlamış olursun kondansatörlerini. Bu arkadaşımın yükü neydi? 20CV'ydi. Bu arkadaşımın yükü neydi? 60CV'ydi. O zaman bunların ortak potansiyelini bulmaya geçiyorum. Bunların ortak potansiyeli eşittir diyorum. Toplam yük bölü toplam sağ ifadesini kullanıyorum. Sağısı 2C, sağısı 3C olduğu için 2C artı 3C diyorum. Buradan ortak potansiyeli bu arkadaşlarımın 80CV bölü 5C'den 16 volt olarak bulunmuş oluyor. Son durumda yüklerini bulabilir miyiz? Evet, çok güzel. İki kondansatöründe potansiyeli 16 volt oluyor arkadaşlar. Yani bu sistemde iki kondansatörde ayrı ayrı 16 volt potansiyeline sahip oluyor. Bu arkadaşın yüküne bakarsam 2C çarpı 16 volttan son yükü 32CV olurken, bu arkadaşın yükü de 3C çarpı 16 volttan, şöyle yapalım güzelce, bu da 48CV'lik yüke sahip oluyor. Başta MN kondansatörün yükü neydi? 60CV'ydi. Evet, son durumda MN kondansatörün yükü ne? 48CV. O zaman şu yorumu yazabilir misiniz bana? MN kondansatöründen KL kondansatörüne 12CV yük akışı gerçekleşti. Uygun mudur arkadaşlar? İlk sistemde MN kondansatöründen KL kondansatörü 12CV yük akışı gerçekleşti. MN'nin yükü 60CV'den 48CV'ye düştü. KL'nin yükü 20CV'den 32CV'ye çıktı. Şimdi ikinci sisteme geliyorum. Zıt cins kutupları birbirine bağlayaraktan bir ortak potansiyel bulmak istiyorum. Yani bir kondansatörün pozitif levhasıyla diğer kondansatörümün negatif levhasını bağlıyorum. Yani ilk kondansatörüm KL olsun. K kutbuyla, K armatürüyle diğer kondansatörüm MN dersem, N armatürünü ona bakacak şekilde bağlıyorum.
Bu durumda ne olacak? Bunların ortak potansiyellerini bulurken arkadaşlar yük farkı bölü toplam sahayı kullanacağım. Bu durumda bunların ortak potansiyelleri 40CV bölü 5C'den 8 volt olarak karşıma gelecek. Sahası 2C, sahası 3C olan bu iki kondansatöründe potansiyeli arkadaşlar 8 volt olarak bulunmuş olacak. Son durumda yüklerini mi istiyorsun? Evet Kale. 8 çarpı 2'den 2C çarpı 8V'den bunun son yükü 16CV. Bu arkadaşın da son yükü 3C çarpı 8V'den 24CV olarak karşıma gelecek. Buradaki akış nasıl oldu? Buradaki akış şöyle oldu. 60CV yüküm vardı. 24'e düştüm. 20 vardı, 16'ya düştüm. Şimdi ikisi de birbirine yük vermiş olma ihtimali var mı? Yok, birinin alıcı olması lazım. Burada şunu yakalıyorum. Buradaki kondansatörlerden biri kutuplarını terse çevirmiştir diyorum. Yani artısını eksi, eksisini artı yapmıştır. Bunu bulmaya çalışıyorum. Bunu bulurken de mantık şu oluyor. Bakın yükü az olan kondansatör diğerine benziyor. Dolayısıyla burada aslında Kale kutup cinslerini değiştiriyor. Ne yapıyor? Önce kendini nötr hale getiriyor. Ardından artı kutbunu eksi, eksi kutbunu artı yüklüyor. Ve böylece 20CV'yi nötrlerken bir 20CV yük alıyor. Ardından 16CV daha yük alarak ters yüklenmiş oluyor. Bu durumda 36CV yük almış oluyor. Yani burada MN kondansatörü KL kondansatörüne 36CV yük akışı gerçekleştirdi diyorum. Evet. Yüküm 60CV idi. Son durumda ne oldu? 24CV'ye düştü. 36CV verdim. Verdim 36CV. Önce K'yı negatif yaptı. 20CV'siyle kalan 16CV'siyle K'nin de son yük miktarı elde edilmiş oldu arkadaşlar. Evet. Devam ettim deyse. Bakın çok daha tatlı bir soru var burada. Bu tatlı sorumda da bir üreticim mevcut. Ona sırasıyla 2C, 5C ve 8C'lik kondansatörlere bağlamışım. Lakin burada anahtarım açık. Önce anahtar açıkken üreticim 2C ve 5C'yi yüklüyor. Ardından devreden üretici çıkarıyorum. Anahtarı kapatıyorum. Ortak potansiyel diyorum. Çok tatlı bir soru. Üreticimin artı ve eksi kutupları sırasıyla bu kondansatörün LFA'ların armatürlerin artı eksi bunu da artı eksi şekli yükleyecektir. Diğer kondansatör yüklenir mi? Hayır. Anahtar açık olduğu için üretecin diğer kondansatör yükleme olasılığı yoktur arkadaşlar. Bu kondansatörde depolanan yük CV çarpı 2C çarpı 15V'den bundaki yüküm 30CV. Bu kondansatörde yüküm de 15 çarpı 5'ten 75CV olarak karşıma gelecektir. Bu kondansatörde yük olur mu? Olmaz. Şimdi ne yapıyorum? Üretici atıyorum ve anahtarımı kapatıyorum. Anahtarı kapattığımda ne olacak? Artıya artı baktığı için aynı yönü bağlanan üreticiler gibi davranacaklar ve bunların ortak potansiyellerini bulurken toplam yük bölü toplam sağ diyeceğim. Birinci kondansatöründeki yük 30CV, ikinci de 75CV, üçüncü de 0. Bölü toplam sağ 2C, 5C, 8C. Yani yüksüz kondansatörü 0 alıp sadece sağsını ekliyorsun. 105CV'lik yüküm var ve toplam sağım da 15C. Bu durumda ne olur arkadaşlar? 7 volt bir ortak potansiyel gelir. Son yükleri bulabilir miyiz? Çok rahatlıkla. Bu adamların hepsinin potansiyel farkı 7 volt oluyorsa 7 kere 8 bunun yükü 56CV olur. 7 kere 5 35CV olur. 7 kere 2 14CV olur. Bu durumda 30CV'den yükü 14CV'ye düşen bu kondansatörüm 16CV yük verdi derim. Bu kondansatörüm 75'ten 35'e düştü. Bu da 40CV yük verdi derim. Bu verilen yükler boşa mı gider arkadaşlar? Hayır. Bu verilen yükleri toplarsın. Bu arkadaş tarafından alınan toplam yük dersin. Şimdi kondansatörleri birbirlerine bağlayaraktan olayları inceleyeceğiz arkadaşlar. Seri ve paralel bağlamalardan bahsedeceğiz. Seri ve paralel bağlamalar nelerdir? Onları şöyle konu anlatımını üstten alalım. Sonra tekrardan örneklerimize devam edeceğiz. Bu eşdeğer sahaları önceki videomda yapmıştım. Hatırlarsınız. Evet. Kondansatörlerin birbirine bağlanması. Şöyle yaparsam çok güzel olur. Seri bağlama ve paralel bağlama. Seri bağlama arka arkaya bağlamaydı. Eşdeğer sahayı bulurken 1 bölü C'leri topluyorduk. 1 bölü C eş diye yazıyorduk. Paralel bağlamalar ise eşdeğer sahayı bulurken C'leri topluyorduk.
C eş eşittir C1 artı C2 artı C3 diye alıyorduk. Çok güzel. Şimdi seri bağlama ve paralel bağlamanın ikinci özelliğine geçiyorum. Seri bağlamada bil ki arkadaş kondansatörlerin yükleri birbirine daima eşittir. Paralel bağlamada ise kondansatörlerin potansiyel farkları daima birbirine eşit olur. Yüklerin eşit olması seri bağlamada bana neyi gösterir? Bu arkadaşın sıha potansiyel çarpımının bu arkadaşın sıha potansiyel çarpımına onun da bunun sıha potansiyel çarpımına eşit olacağını gösterir. Yani bu devrede Q dediğimiz şey C1 çarpı V1 ise aynı zamanda C2 çarpı V2 aynı zamanda C3 çarpı V3 birbirine eşit olacaktır. Seri bağlamının özelliği yüklerin eşitliği ve seri bağlı kondansatörlerin CV çarpımlarının eşitliğidir deriz. Her bir kondansatörün potansiyeli sırasıyla V1, V2, V3 ise bu potansiyelleri ben topladığımda sistemin potansiyel farkına ulaşırım arkadaşlar. İkinciye geçtiğimde ise paralel bağlamında ne dedik? Potansiyeller eşit olur dedik. Potansiyeller eşit olduğu için bu arkadaşın yükü C1 çarpı V, bunun yükü C2 çarpı V, C3 çarpı V diyerek de bunun yüküne ayrı ayrı yüklerini hesaplamış oluyorum her birinin. Anlaştık. Seride yükler eşit, potansiyeller farklı, CV çarpımları birbirine eşit. Paralelde potansiyeller eşit, yükler farklı. Her birinin yükünü ayrı ayrı C1 çarpı V, C2 çarpı V, C3 çarpı V şekliyle hesaplıyorsun. Şimdi bir de son olarak burada toplam yük kavramı var. Paralel bağlamada toplam yük Q1 artı Q2 artı Q3 diye bulunurken seri bağlamada bir incelik var. Devrenin toplam yükü arkadaşlar bir kondansatörün yüküne eşit oluyor. Yani devredeki toplam yük atıyorum 5 kulompsa burada her bir kondansatörün yükü sırasıyla 5'er kulomp demektir. Evet, bunlara bakaraktan bu ifadelerle ilgili örnekler paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizle. Evet, önce basit sorudan giriyoruz. Kondansatörlerde yük ve potansiyeli dağıtma işlemlerimiz. Birinci sorumda sırasıyla 1 farad ve 3 farad sahalarına sahip kondansatörleri 20 voltluk üretece bağlamışım. Kondansatörlerde depolanan yükleri bulunuz demişim. Önemli olan burada potansiyeli dağıtmak arkadaş. Seri bağlı kondansatörlerde sağ ile ters orantılı potansiyeli dağıttığın anda işlem tamam. Bakıyorsun sağlara 1 farad 3 farad. Bu arkadaşın sahası bunun 3 katı. O zaman buna 1 kat potansiyel düşerken buna 3 kat potansiyel düşecek diyeceksin. Bütün olay bu. 3K artı 1K eşittir 4K'yı güzelce 20 volta üretici eşitleyeceksin. Her K başına 5 volt düşer deyip işi bitireceksin. 3K dediğimiz buranın potansiyel farkı bu iki nokta arasında 15. Burada potansiyel farkın 5 olacak. Bu adamın yükünü mü bulacağız? Q1 eşittir 1 çarpı CV çarpından 1 çarpı 15'ten 15 kulomb diyeceğim. Bunlar seri olduğu için bu da 15 kulomb gelecek. Bakalım doğru mu? Evet, ikincinin yüküne baktığınızda o da 3 çarpı 5'ten 15 kulomb olarak bulunacak. Devrenin toplam yükü mü? Sakın ha toplamıyorsun. Gene 15 kulomb deyip bitireceksin. Tamam mı arkadaşım? Bütün olay bu. Seri bağlı kondansatörlerde sağ ile ters orantılı potansiyeli patlat. Küçük sağa büyük potansiyel, büyük sağa küçük potansiyeli patlat. Sonra toplam potansiyeli üretici eşitle CV çarpımından yükleri bul. Geç diyorum. Bütün olayım bu. Birazcık daha zorladım devreyi. Bir tane de paralel eleman ekledim. Bu durumda ne olacak? Bu durumda da çok bir değişiklik yok. Önce V'yi paralel kollarda taşıyacağım. Sonra seri olan bağlı kondansatörlerde güzelce potansiyelimi dağıtacağım. Şu iki nokta arasındaki potansiyel fark V ise gene şurada Z kondansatörünün potansiyel farkına V'dir. X ve Y kondansatörlerin potansiyel farkı ne olur? Hop, onları parçalayacağız. 5C'ye 10C. 10C'ye 1 kat atarsam potansiyeli 5C'ye ne yapacağım? 2 kat atacağım. Çünkü kondansatörlerin sahaları birbirinin 2 katı. Potansiyel de ters de 2 katı. O zaman burada 2 kat, burada 1 kat toplam 3 kat eşittir nedir arkadaşlar? 3 kat şu noktayla şu nokta arasındaki 3K toplam potansiyeldir. Dolayısıyla o 2 nokta arasındaki potansiyel de V'ye eşit olacağı için 3K eşittir V deriz. K başına düşer. V bölü 3. O iş bitti. O zaman 2K 2 V bölü 3 olur. K da benim için V bölü 3. O potansiyelleri buldun. Adam potansiyel farkları ve yükleri sırala demiş. Hadi potansiyel farkları sıralayalım arkadaşlar. Z direkt benim için V'yi aldı. VZ en büyüktür. Sonra 2V bölü 3 olan VX ardından V bölü 3 olan V'ye potansiyel sıralamasında gelecektir. Yükler QX'ten başlayalım. QX sahasıyla potansiyelin çarpımı. Yani 5C çarpı 2V bölü 3 ile bulunur. Dolayısıyla X'in yükü 10CV bölü 3'tür.
Y'nin yüküne bakıyorum. Orada da sahile potansiyel çarpacağım. 10C çarpı V bölü 3'tür. O da benim için 10C V bölü 3 olarak gelir. Z'nin yükünü mü bulacağız? Evet, onun da potansiyeli de sahasını çarpacağım güzelce. O da 2C V gelecek. Yükler sıradığında 3,3, 3,3. Bu ise Z'nin yükü ise 2. O zaman QX eşittir QY. Zaten bunlar seri de eşit olmak zorundaydı. Büyüktür QZ deyip onu ayrıca hesaplıyorsun paraleli. Evet, altına geldiğimde ise... Bakın arkadaşlar, bu kez karışık bağlama verdim. Yani kendi içinde paralel olanların ardına seri bir kondansatör bağladım. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda şu oluyor. Sen bu devreyi çözerken bunların yüklerini dağıtırken, potansiyellerini dağıtırken özür dilerim. Önce potansiyel dağıtıyoruz, ardından yük hesaplıyoruz. Yüklerini hesaplamak için potansiyellerini dağıtırken bu devreyi arkadaşım seri yapacaksın. Seri yaptığında devreyi belim bükülmez. İş biter. Bak burada ne var? C. Burada 2C. Hop, bunları alıyorum güzelce. 3C diyorum. Ve şu devreyi çözüyorum ben sana. 3C ve 6C serisine potansiyel dağıtarak işi bitiriyorum. Soru bitti burada. Nasıl bitti hocam? Sağısıyla ters orantılı potansiyel dağıttığın anda bitti. 6C'ye 1K potansiyel verirsen 3C'ye 2K potansiyel verirsin. Bu durumda şu noktayla hop gidiyorum. Şu nokta arasında potansiyel 3K almış olur. 3K'yı güzelce hop V'ye eşitlersin. K başına ne düşer? V bölü 3 düşer. Bu durumda 2K dediğim şu arkadaşların potansiyelleri 2V bölü 3, 2V bölü 3 olur. Şu arkadaşın potansiyeli de V bölü 3 olur. Artık potansiyelleri ve yükleri sıralamada hiçbir sıkıntın kalmadı. X'in potansiyeli 2V bölü 3'tü. VX eşittir. Z'nin potansiyeli 2V bölü 3'tü. VZ büyüktür. Y'nin potansiyeli V bölü 3 diyebiliriz. Evet, buraya Y yazacağız. Ne güzel Y yazıyoruz. Evet, oraya bir Y alalım arkadaşlar. Hoppa. Evet. Diğer kısımda ise yüklere geldik. X'in yüküyle başlıyorum. QX eşittir C çarpı 2V bölü 3'ten 2CV bölü 3 diyorum. Ardından QY'ye bakıyorum. QY eşittir 6C çarpı V bölü 3'ten 2CV diyorum. Z'nin yüküne bakıyorum. O da 2C çarpı 2V bölü 3'ten 4CV bölü 3 olarak bulunur diyorum. Burada bir nokta var. O nokta çok önemli işte. Bak, kendi içine paralel olan X ile Z. X ile Z'nin yüklerini bir topla. 2CV bölü 3, 4CV bölü 3 daha ne yapar? 6CV bölü 3, yani 2CV yaptı. Fark ettiniz mi? Paralellerin burada yüklerini toplayınca neyi verdi? Kendilerine bağlı olan serinin yükünü verdi. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Bu şekil için şunu yazabilirsiniz. Paralel olan X ve Z'nin yük toplamı eşittir. Onlara serideki Y kondansatörünün yük toplamınadır arkadaşlar. Ve yükleri de sıraladığımızda zaten otomatikman QY burada en büyük olacaktı. Ardından sağa bakarak da sıralayabilirsiniz. QZ, QX diyebilirsiniz. Çünkü onların potansiyelleri aynı. Bakalım doğru mu? QY 2CV, QZ 1.33 gibi bir değer. QX de birden daha küçük bir değer. Evet, yüklerimizi de sıralamış olduk arkadaşlar. Altta bir tane sözel ifademiz var. Bunu da yorumlayalım. Bir kondansatörün uçlar arasındaki potansiyel fark iki katına çıkarılırsa kondansatörün sahası yük ve depoladığı enerji nasıl değişir diye sormuş. Evet, güzel bir örnek. Hani öğretici bir örnek. Bir kondansatörüm var. Bu kondansatörümün hiçbir özelliğini değiştirmiyorum. Sadece uçların arasındaki potansiyel farkı iki katına çıkarıyorum. Sığa mı? Sığa dediğimiz şey epsilon 0 A bölü de aradaki maddenin katsayısı değişmedi. LF alanları değişmedi. LF arasındaki uzaklık değişmedi. O zaman sığam değişmez arkadaş. Yüke bakacağım. Q eşittir CV. Sığa değişmiyor ama potansiyel ne oldu? İki katına çıktı. Bunun anlamı yükümün de iki katına çıkacağıdır. Devam ediyorum. Enerji. Enerji eşittir 1 bölü 2 CV kare denklemini kullanacağım. Çünkü değişmeyen C ifadesi var ya. Onlu, ondan onun içinde bulunduğu denklemi kullanacağım ki değişken niceliklerle sonucu kolay alayım. V'yi ilk katına çıkarsam V kare ne olur? Oo, bu arkadaşım benim için 4 V kare olur. Bunun sonucunda enerjimde ne olacak? 4 katına çıkacak yorumunu yapabiliyorum. Evet, bu soruyu da geçtim arkadaşlar. Demek ki sağ V'nin değişmesinden etkilenmiyor. Evet, sağının kendi özellikleri var. Epsilon 0 A'sı D'si. V'yi değiştirsen Q değişir. Bunu unutma, tamam mı? Hani Q'yu sabit tutup V değişti, C değişir falan gibi saçmalamıyoruz diyorum kısaca. Evet, şekildeki kondansatörlerin potansiyel farklarını, yüklerini ve enerjini bulunuz. Ben ne dedim? Bu kondansatör sistemlerini çözerken benim için devreyi seri yap dedim. Sen bunu seri yaparsan
Bu olayı çok rahatlıkla çözümlersin. Bak, şu iki nokta arasındaki potansiyel fark ne? 16 volt. Devam ettirdiğimde bu noktayı buraya, bu noktayı buraya, gene bu iki nokta arasındaki potansiyel farkım benim için 16 volt olacaktır. Bu arkadaşın yükü mü? Çok basit. Bunun yükü 32 CV olacaktır. Tak diye yazdım. Niye o kadar uzağa yazdım bilmiyorum. Biraz daha yakına yazalım onu. Bunun yükü de benim için 32 CV olacaktır. Potansiyeli yükü geldi bunun. Üst tarafı bulurken işte seri yapacağız. Şu 3 tane kondansatörüm var ya, 3C, 6C, 3C. Bunları önce tek olarak yazacağız. Ardından çözeceğiz. Bu için tek yazalım. 3C, 6C benim için ne yapar arkadaşlar? 2C yapar. 2C, 3C paralel olduğu için benim için ne yapar? 5C. Buranın eşdeğer sahası. Şu 3 tane kondansatörün eşdeğer sahası 5C. 5 ile 3 birbirine nasıl bağlanmış abi? Seri bağlanmış. 5C ile 3C'yi birbirine seri bağlıyorum. Potansiyel fark uçları arasında 16 volt diyorum. Ters orantılı dağıtalım arkadaşlar bu potansiyeli. Buna 3K atacağım, buna 5K. Benim pratiğim budur zaten. Bunun sahasını buna potansiyel, bunun sahasını diğerine potansiyel olarak atarım. 3K, 5K daha ne yapar? 8K eşittir 16 voltsa K başına ne düşer? 2 volt düşer bebişim. Evet, o zaman K başına 2 volt düşüyorsa 5K dediğim şey 10 volt yapar. Şu arkadaşın potansiyel farkını güvenle artık 10 volt yazabilirsin. Bunun yükü mü? 3 kere 10'dan 30 CV, tertemiz. Geç sıradaki buraya. Buranın potansiyel farkına ne kaldı? 3K demiştik bu bölgeye. Şu 3 kondansatörün potansiyel farkını toplamda 3K demiştik. 2V çarpı 3'ten buraya da 6 volt kaldı. Burası 6 voltsa 3 kere 6'dan bunun yükünde 18 CV yazabilirsin güzellikle. Bu da gitti. Yukarıya ne yapacağız? Bu 6 voltu şu noktalar, şu noktayla şu nokta arasındaki 6 volt potansiyeli yukarıya taşıyaraktan 3C, 6C'ye bu 6 volt potansiyeli dağıtacağız. Hadi onu da burada dağıtalım, olur mu? Hadi, çok güzel. Burası 3C, burası 6C. Bunların arasındaki potansiyel fark 6 volttu. Ne düşecek bu arkadaşları sırasıyla? Şöyle göstermek gerekirse şu şunun yarısı kadar olduğu için potansiyel 2 kat olacak. 2K'ya K olarak paylaşacaklar. 3K eşittir hemen 6 volt diyeceğim. 3K eşittir 6 voltsa K başına ne düşecek? 2 volt düşecek. O zaman bu arkadaşın potansiyeli 4 volt olurken bunun potansiyeli 2 volt olarak bulunacak. Evet, buna düşen potansiyel 4 volt. Buna düşen potansiyelim 2 voltmuş. 3 kere 4 bunun yükünde 12 CV diyeceğim. Bunun yükünde 6 kere 2'den 12 CV diyeceğim. Aynen. Bu kadar basit olay. Enerjimi bulacağız. Hadi bakalım. Şu 3C'nin enerjisini bulalım. Onun enerjisi arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 3C çarpı 144 V kare. Şu 6C'nin enerjisini bulalım. O ikinci 3C'ye seri olan 6C'nin. Onun enerjisi de 1 bölü 2 çarpı 6C çarpı 100. Özür dilerim. 16 voltmuş ya, ben niye bunu 12 volt gibi yazdım ya? Şurayı evet tekrar baştan alıyorum. Evet, birinci kondansatörün enerjisini yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 3C çarpı 16 V kare diyorum. İkinci kondansatörün enerjisini, şu sahası 6C olan enerjisini yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 6C çarpı 4 V kare diyorum potansiyeli. Üçüncü kondansatörün 3C sağlı kondansatörüm, bunlara paralel olan kondansatörün enerjisini yazıyorum. O da 1 bölü 2 çarpı 3C çarpı 36 V kare diyorum. Daha sonra şu 3 kondansatörü seri olan 3C'li kondansatörün enerjisini yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 3C çarpı 100 V kare. Oo, bu bayağı büyük çıktı. En son devreye paralel olan kondansatörün enerjisini yazıyorum. O da 1 bölü 2 çarpı 2C çarpı 16'nın karesi 256 V kare olarak tek tek buldum işte. Bunları da geçiyorum arkadaşlar. Bu kadar ağır gelmiyor artık yeni müfredatta. Onu söyleyeyim. Bunu çözebildiysen tamamdır bu iş ya. Geç diğer konuya, hiç bakmana bile gerek yok. Şimdi yorumlar. Bu da son partımız arkadaşlarım. Kondansatör sistemleri verecek. Bu sistemlerde bazı ögeler değiştirilecek. Bu değiştirilen ögelere bağlı olarak yani sahayı değiştireceğiz bir kondansatör sahasını. Buna bağlı olarak bu kondansatörlerin potansiyelleri, yükleri nasıl değişir diye yorumlayacağız. Seri bağlarda ben biliyorum ki sağ ile ters orantılı potansiyel var ve yükler eşit. Bunu kullanacağız arkadaşlar. C ile V ters orantılı seride ve Q'lar eşit. Bu iki ifadeyi kullandığımızda bu soru çözmede hiç problem yok. Soru diyor ki şekildeki derecede C1 sağlı kondansatörün LFA'ları arasındaki uzaklığı ilk katına çıkardım. C'ler, V'ler, Q'lar nasıl değişir demiş. Evet, C1 sağlı kondansatörün LFA'lar arasındaki uzaklığı ilk katına çıkarıyorsun. C1 dediğin şey EA bölü D değil mi? D'yi ilk katına çıkarırsan C1 ne olur abi?
Tertemiz azalır. C1 azalacak. C2 oynadık mı? Hayır, C2 ile hiçbir değişim gerçekleştirmedik deyip sağ kısmını geçiyorum. Potansiyele geldim deyse burada bunlar seri bağlı değil mi birbirlerine? Evet, bunun sahası C1, bunun sahası C2. Üzerindeki potansiyeller de V kadar toplamda. Sen C1'i ne yaptın abi? Azalttın. Seri bağlılarda sığayı azaltırsan buna düşen potansiyel otomatikman artmaya başlar. Çünkü sahası küçük olan büyük potansiyel alır. Bunun potansiyeli de V2 değil miydi? Benim için V1 artı V2. V'yi verecek devrin potansiyelini değiştirmeden V1'i arttırıyorsun. Otomatikman ne olur? V2 azalmada gösterir. Şimdi yüklere geçiyoruz. Yüklere geçerken CV'leri güzellikle çarpıyorsun. C1 çarpı V1 Q1'i veriyor. Bu kondansatör için azaldı, arttı. Hop, soru işareti. C2 çarpı V2 de Q2'yi veriyor. Q2 azaldı. Hop, şimdi Q1'i bulacağım. Nasıl? Seri bağlı kondansatörlerde kondansatörlerin yükleri birbirine eşit değil mi? Q2 azalıyor, buldun. Çok güzel. Anlamı ne olur? Q1'in azalacağı olur. Bundan buna yürüyorum. Devam ediyorum. Seri bağlılarda toplam yük de bu kondansatörlerden bir tanesinin yükün eşit değil mi? Q2 azaldı. O zaman toplam yük, hoppa, bu da azaldı. Hatta Q top eşittir C eş çarpı V diyebilirsin. Toplam yük azalıyorsa, eşdeğerse, ay özür dilerim. Evet, özür dilerim de şu C eşi yapmayacaktım. Evet. Ve devrenin potansiyeli değişmiyorsa buradan eşdeğer sahanın azaldığını bile görebilirsin diyecektim. Ben otomatik tık 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 gidivermişim, kusura bakmayın. Mantıklar anlaşılıyor mu arkadaşlar? Paralel bağlı olanlarda özellik değiştireceğim. Bakalım neler nasıl değişecek, onları inceleyeceğim. Evet, C1 sağlık. Ondan sonra N falları arasında cam koyuluyor. Buna göre C1, C2, V1, V2, Q1, Q2, Q top nasıl değişir demiş. C1 sağlık. Ondan sonra N falları arasında cam koydum. Cam herhangi bir nesne, yalıtkan olsun yeter ki kondansatörlerin arasında ne koyarsan koy epsilon 0 artar. Çünkü epsilon 0 dediğin şey senin için minimum havadadır ve biz başta kondansatörlerin aralarında hava olduğunu düşünürüz. Daha sonra nasıl yalıtkan koyarsan koy epsilon daima artacağını gözlemlersin diyorum. O zaman C1 sağlı kondansatörün defalar arasında cam koyduğunda onun epsilonun arttığını görürüz. C1 artar der, işi bitiririz. C2 oynanıyor mu? Hayır. C2 ile ilgili hiçbir değişiklik yapmıyorum. Potansiyellere geldiğimde ise arkadaş, potansiyel deyince bunlar birbirine nasıl? Bak, V. Bunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine paralel ise kardeşim, potansiyel üreteç eşittir potansiyel birinci kondansatör eşittir potansiyel ikinci kondansatör olacak. Dolayısıyla potansiyeller sahaya bağlı olmayacak. Direkt üreteç tarafından belirlenecek. CV çarpımları bana neyi veriyor? Q'ları veriyor. C1 arttı, V1 değişmedi, Q1 artar. C2 değişmedi, V2 değişmedi, Q2 değişmez derim. Yük paralel kondansatör gördüğümüzde yüklerin toplamı toplam yükü veriyordu. Dolayısıyla ne olacak? Q1 artarken Q2'nin değişmesi toplam yükün arttığı anlamına gelecek. Toplam yük artacak. Q top eşittir en son C eş çarpı V dersen toplam yük artıyor, devrenin üretici değişmiyor. Eşdeğer sağ da artmıştır yorumunu buradan alabileceksin. Gayet rahat bir örnek oldu arkadaşlar. Şimdi ise bizi zorlayacak örneklere geliyorum. Bu örneklerde problem iki paralele karşı ardından bir seri bağlanması. Bunları nasıl çözeceğiz? Evet. Şimdi arkadaşlarım, özür dileyerekten şu sayfanın V1 engellemeyecek şekilde kullanabileceğim en büyük boşluğu ayarlamaya çalışıyorum. Evet. C1 sağlık kondansatörünün LF alanları arttırılırsa neler gerçekleşir diye bir soru yöneltiyor. Önce C1'in değişimine bakalım. A bölü D diyeceğiz. LF alanlarımı arttırdım. O zaman C1 benim için artış gösterir. C2, C3 ile oynadım mı? Hayır. C2, C3 bunlarla ilgili hiçbir işlem söz konusu değil deyip sahayı geçiyorum. İkinci kısımda potansiyel. Abi bunu çözeceksen sen ne yapacaksın? Bunu biliyor musun? Seri yapacaksın. Sen bunu seri yaparsan ancak sonuç ulaşırsın. Paralelleri hop alacağım. Tek kondansatör gibi göstereceğim. Yani burada sanki C1 artı C2'm varmış gibi, ardından da serisinde C3'üm varmış gibi çözüp geçeceğim.
C1 artı C2 değerim nasıl değişti ona bakacağım. Çünkü C1'i sen ne yaptın? Arttırdın. C1 artı C2 dolayısıyla C1'in artması demek bunların toplamında artacağı anlamına gelecek. C1, C2 üzerindeki potansiyel farklar, yani V1 eşittir V2 dediğim potansiyel farklar bu durumda ne olacak? Sığ arttığı için potansiyellerin azaldığını gözlemleyeceğim. Yani V1 ve V2 azalmayı gösterecek. Bunun sonucunda V3 nasıl değişir derseniz, V1 artı V3 benim için devrenin potansiyeli olan V'dir. Aynı şekilde V2 artı V3 devrenin potansiyeli olan V'dir. Bu arkadaşlarım azaldı mı? V değişti mi? Hayır. O zaman V3'te ne olur? Artış gösterir. C ve çarp bunları bana neyi veriyor arkadaşlar? Kondansatörün yüklerini. Birinciyi bilemiyorum. Arttı, azaldı. Kim çok, kim az? Belli değil. Ama ikinci için belli. C2 değişmezken V2'yi azaltırsan Q2 azalır. C3 değişmezken V3 artırsan Q3 artar diyebilirsin arkadaşım. Ardından biz bir şey demiştik. Paralelde yükleri topla sana neyi verir? Seriyi verir. Burada paralel arkadaşlarım yükleri toplandığında sana bil ki serinin yükünü verecek. Burada Q1 artı Q2 Q3 oluyor kondansatörlerin bağlanmasında. Paraleller toplanınca serinin yükünü veriyor. Şimdi Q2 ne oldu? Azaldı. Q3 ne oldu? Arttı. Q1 sen buradaki denklemden çok rahatlıkla çıkarabilirsin ki. Sonucun artması için azalanın yanında çok fazla artan olması gerekmez mi arkadaşım? Evet. Q2 ve Q3'ten yararlanarak Q1'i buldum. Ardından devrenin toplam yükü mü? Burada devredeki toplam yük seri olan kondansatörün yüküne, yani direkt Q3'e eşittir diyebilirsin. Q3 arttıysa toplam yükü de çat arttırabilirsin. Q top eşittir C eş çarpı devrenin üreticidir. Toplam yük artıyor. Potansiyel üretici olarak değişmiyor. O zaman C eş de artmıştır şekliyle basit yorumumu yapabiliyorum arkadaşlar. Devam ettiğimde ise hop C3 sağlı kondansatörün L-fa'ları arasındaki maddenin dielektrik katsayısını azaltıyoruz. Bu durumda nicelikler gene nasıl değişir? Aynı tip soru. Bu sefer buradakini oynadım. Önceki soruda bunu oynamıştım. Şimdi bunu oynuyorum. Aynı mantığı tersten çözeceğiz. Bir tekrar olur. Güzel olur arkadaşlar. C3 sağlı kondansatörün L-fa arasındaki maddenin dielektrik katsayısını azalt. O zaman C3 eşittir. Epsilon A bölü D mi abi? Bu katsayı azalttım mı abi? O zaman C3 ne olur? Güzellikle azalır. C1 C2'ye oynadım mı? Hayır. C1 C2 ile ilgili hiçbir değişme yapmadım deyip sağ kavramını geçiyorum. Potansiyele geldiğinde ne demiştim? Şu paralel arkadaşları seri hale getir. Onları tek olarak yaz ve devreyi seri hale getir. Yani ben buraya iki tane kondansatör çizeceğim. Burası C1 artı C2 olacak. Burayı ise C3'ü patlatacağım. Bağladığım üretici de V diyeceğim arkadaşlar. Ne oldu değişken olarak? Söyle bana ne değişti? Burada C3 azaldı. C3'ün azalması bunun için potansiyelin ne olması anlamına geldi? Artması anlamına geldi. Buraya V1 eşittir V2 dediğimde V3 ile V1 toplayınca V'yi, V3 ile V2 toplayınca V'yi vermiyor mu? Evet, V1 artı V3. Özür dilerim arkadaşlar. Geri geliyoruz. Yanlışlıkla tuşa bastık. Aa, yapma bunu ya. Evet, bu soruyu tekrar baştan alıyoruz. Çünkü ben geri tuşuna bastım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, tekrar baştan alalım. Problem değil yani. Seri alıyoruz çünkü Allah'tan da başındaydık. C3 sağlı kondansatörün L-fa arasındaki maddenin dielektrik katsayısı azaltılıyor. Nasıl değişir nicelikler demiş. C3 eşittir epsilon A bölü D demiştik. Katsayı azalttım. C3 ne oldu? Azaldı demiştim. C1, C2 oynanmadı demiştim. Ardından neye geçmiştim arkadaşlar? Potansiyelleri. Şu paralel olanları tek bir kondansatör olarak yazıp devreye seri hale getirip soruyu çözüyorum demiştim. Çok güzel. C1 artı C2 toplamda değişmezken C3 ne yaptık? Biz azalttık. C3'ü azaltmak onun üzerindeki potansiyelin artmasına neden oldu. Çünkü seri bağlı küçük sağa büyük potansiyel alır. Buradaki potansiyeller V1 eşittir V2 diye değerlendirildi. V1 artı V3 benim için V'yi verecektir. Aynı şekilde V2 artı V3 V'yi verecektir. V3 ne oldu? Arttı. Toplam potansiyel değişmedi. O zaman V1 V2 azalmıştır yorumunu yapıyorum. C ve çarpımları bana neyi veriyor? Yükü veriyor. C1 çarpı V1 Q1'i, C2 çarpı V2 Q2'yi veriyor. C3 çarpı V3 de Q3'ü. Oo, Q3'ü bulamadım çünkü biri artıyor biri azalıyor. Hemen ne demiştim? Paralellerde yükleri topla sana seri çıksın. Evet, burada Q1 artı Q2 benim için direkt Q3'ü vermektedir. Q1 azaldı, Q2 azaldı. Oo, Q3 o zaman
azalan bir nicelik sergiledi deyip geçiyorum. Seri kondansatör bu devredeki toplam yükü veren kondansatördür. Q3 azalıyorsa arkadaşlar burada toplam yük de azalıyor yorumunu yapabiliriz. Q top eşittir C eş çarpı V dediğimde üretici değiştirmiyorum. Toplam yükü azaltıyorum. O zaman C eş de benim için azalmış olarak karşıma geliyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Faydamız olduysa ne mutlu bize. İyi çalışmalar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.